Günaydın kızım. Hadi sen başla Ceren'cim. Bak ödevim bitti. Aferin benim kızıma. Bu ödevden 10 bekliyorum anne. Bütün bayram yazdım. En az 10 almam lazım. Ne kadar çok yazmışsın öyle Ceren. Bir kompozisyon için biraz fazla değil mi bunlar? Öğretmen Kurban Bayramınızı anlatın hadi. Ben de her şeyi yazdım. Her şeyi mi? Evet anne. Öğretmen öyle dedi. Aa, dur bakalım neler yazmışsın. Okuma anne ya. Aa, merak ettim dur. Bizim evde bayramın gürültüsü bir hafta önceden başlar. Genellikle annem babamdan tatile gitmeyi ister. Ama genellikle biz tatile falan gidemeyiz. Kızım hiç böyle yazılır mı? Ne yapayım anne? Yalan mı yazsaydım? Tatile gidemeyiz. Çünkü babama göre tatile çıkmak çok gereksiz bir şeydir. Tatil son derece gereksiz bir şeydir Hülya. Şimdi siz binlerce bavulu toplamaya üşenmeyecek misiniz? Üşenmeyeceğiz. Şimdi bavulu açacaksın. İçine ne koyayım diye düşüneceksin. Acaba içine koydukların bavula sığacak mı? Sığsa bile bavul kapanacak mı? Kapanır. Tamam, kapandı diyelim. Ama gittiğin yerde o bavulu tekrar açacaksın. İçine koyduklarını teker teker, teker teker çıkaracaksın. Onların ütüsü bozulmuş olduğundan oturup onları teker teker, teker teker ütüleyeceksin. Ütüleriz. Yol yorgunluğunun üzerine ütü yapmak gibi bir fantezin olduğunu bilmiyordum Hülya. Hülya, tatil yorucu bir şeydir. Sen hiç tatilden dinlenmiş olarak dönen birini gördün mü hayatında? Peki, sen hiç bayramda canı çıkmayan bir ev kadını gördün mü hayatında? Çok doğru baba. Bütün evin işini annem yapıyor. Kızım, bütün yaz Assos'ta tatil yaptık ya. Assos'ta tatil yapmadık Kadir. Assos'ta senin tatil köyünün işlerini yaptık. Olsun. Ama orada deniz vardı, güneş vardı, kum vardı. Şimdi ne var? Soğuk var, hastalık var, kar var. Yani bayram tatilini sündüre sündüre 10 güne çıkardılar diye ailecek zatürreye mi olalım? Burada ne var? Ben de onları sayayım mı Kadir? Bayram temizliği var. Bayramda ne giyeceksin derdi var. Bayramda ne ikram edeceksin derdi var. Tatlı yapacaksın. O tatlıları misafirlere ikram edeceksin. Sonra her misafire gittikten sonra bulaşık yıkacaksın. Bunlara rağmen tepende bir tane kayınvalide dolanıp hiçbir şeyi beğenmeyecek. Hülya, meteoroloji yoğun kar yağışı bildirdi. Tatile gidenlerin çoğu yolda kalacak. Belki soğuktan donarak ölecekler. Belki de kurtlara yem olacaklar. Hani sen meteorolojiye inanmıyordun baba? Olur mu öyle şey mor zambağım? Ben her türlü resmi veriye inanırım. Her türlü resmi veriye inan ama babana inanma Ceren. Teessüf ederim Hülya. Beni kamuoyuna karşı yanlış lanse ediyorsun. Pasaport sürelerimizi uzatmıştık. Söz vermiştin yurt dışına gidecektik. Bir ara gideriz Hülya. Hallederiz. Hallederiz. Hiçbir şey halletmiyor. Aslında babamın bir suçu yoktu. O bizi tatile götürecekti. Ama bütün parasını Hasan abiyle Rafi'ye kaptırdı. Hani kurbanlık alacaktın ha? Nerede? Ya bayram geldi çattı, kurbanlık bir türlü gelemiyor. Baba bu sene kesmesek de seneye 2 tane kessek. Ya sen beni tanımıyor musun? Şimdiye kadar hangi bayramı pas geçtin? İyi de baba, sen de son 2 bayramdır hedef büyüttün. Eskiden koyun keserdin, şimdi danadan aşağı açmıyorsun ağzını. Dilde pabuç kaynar. Bahriye, bu beceriksiz kesin benim oğlum olamaz. Hastanede karışmıştır. Kadir evde doğdu Kudret. Hastanede doğan Semih'tir. İşte, işi gücü beni yanıltmak. Daha nerede doğduğu belli değil. Baba, benim nerede doğduğum belli. Sen hatırlamıyorsun, suç yine benim oluyor ya. Evladım, Zühtü Beylere dana keseceğiz dedik. Şimdi kesmezsek olmaz. Tabii. Önce anam benim her bayram deve kestiğimi uydurdu. Sonra deve danaya döndü. Şimdi de olmayan danaya Zühtü Beyler ortak oldu. Nasıl yani ya? Gelip madem alıyorsunuz biz de ortak olalım dediler. Anam da her zamanki gibi sırıtarak tamam dedi. Somurtarak mı deseydim? Peki herhangi bir ödemede bulundular mı? Bulunmadılar efendim. Hele sen danayı al gel, bulunurlar. Baba dana dediğin öyle ucuz bir şey değil ki. Ha deyince alınmaz ki bu dana. Ya sen koskocaman bir müdürsün. Amerikalarda master yapmışsın. Her şeyi hallederim diyorsun. Bunu da halledersin. Hallederim baba, hallederim.
Ama unutmayın ki maaşı üzerine çeşitli oyunlar oynanan bu adamın bakmak zorunda olduğu bir kızı, bir karısı, bir anası, bir de babası var. Sizin ev sahiplerine hava atma ihtirasınız yüzünden ailemin rızkını otomobil değerindeki bir danaya yatırmak zorunda kalmak hiç de hoş değil. Ne ihtirası be, ne ihtirası? Asili zenginiz, muhteşemiz diye bu eve taşınan ben değilim. Hadi evladım, git ortak mı ortak bul, hallet şu işi. Ailemizin itibarı senin elinde. Babam yine çok zor durumdaydı. Herkes ondan kurbanlık dana bekliyordu. Bir de yan taraf efendim. Kadir Bey, ne oldu kurbanlık işi? Kudret Bey sizin ilgilendiğinizi söyledi. Evet efendim, hallediyorum. En etli, en butlu, en fiyakalı danayı araştırıyorum. İyi ama bayrama çok az kaldı. Hemen almanız lazım. Tabii efendim, hallederim. Ortak mı kesiyorsunuz efendim? Evet. Allah kabul etsin efendim. Müsaadenizle efendim. Pardon. Buyurun. Ulan nasıl alacağım ben bu danayı? Kimi ortak edecek? Nülgün Hanım, şu danaya ortak olmama konusundaki fikriniz değişmedi mi? Değişmedi. Ben kurbanımı internetten bağış yoluyla keseceğim. Tabii, kesin. Her şeyin kolayına kaçın. Kurbanı da internetten kesin. Esrat Köprüsü'nü geçmek için de internete tıklarsınız herhalde. Kadir Bey. Efendim. Şu sizin danada hala yer var mı? Henüz bütün yerler boş sayılır. Çok güzel. O zaman ben de ortağım. Ne oldu? Siz de internetten kesiyordunuz kurbanı. Fikrimi değiştirdim. Tabii Zühtü Bey'le ortak olacak ya Uyan. O zaman ben parayı alayım Ersan Bey. Ne kadar? Ben alayım, üstünü getir. Kadir Bey, biz de danaya ortak olmak istiyoruz. Evet Kadir abi, bize de yaz. Aslında size yüz vermemem lazım ama madem ısrar ettiniz, paraları alayım. Parayı toplamıştı. Ama bu sefer de başka bir sorun çıktı. Ben niye ortak değilim kurbana? Evet Kadir, ben niye ortak değilim kurbana? Hanımlar, bir danaya anca 7 kişi ortak olabiliyor. Kontenjan doldu. Kim o 7 kişi? Zühtü Bey, Afife Hanım, ben, babam, Ersan Bey, Rafi Hasan. Sadece para verenleri ortak ettin değil mi Kadir? Bizi hiç düşünmezsin. Teessüf ederim evladım. Afife Hanım bile var, ben yokum. Tamam anne, size de seneye keseriz. Gelmeyin üstüme bu kadar ya. Ben her zaman mükemmel olamam ki. Her zaman değil, hiç demeliydin Kadir. Demek ben yokum. Tamam evladım. Anne, dur. Tamam anne, tamam. Bak, listeden ben kendi adımı çıkartıyorum. Tamam mı anneciğim? Çıkartıyorum, senin adını yazıyorum. Annem. Tamam mı anneciğim? Mutlu aslan olayım. Evladım. Canım benim. Canım annem. Düşünceli oğlum. Bana bak. İkinizden biri kurban hakkından vazgeçecek, Tülya yengenize devredecek. Ben devretmem. Ben de. Ne demek ben de? Ne demek devretmem? Önce geldiniz, masum duygularımla oynadınız. Sonra maaşımı elimden aldınız. Sonra da kurbana ortak oldunuz. Şimdi birinizden biri vazgeçecek. Biz sana iyilik olsun diye kurbana ortak olduk Kadir abi. Yoksa alamayacaktın. Evet, biz sana kıyak yaptık. Kıyak yapmışlar. Ben anlamam. Karar verin hanginiz çekiliyor. Vallahi Hülya yengeniz beni çiğ çiğ yer yoksa. Yesin. Afiyet olsun.
Arife günü yapılan mezarlık ziyaretleri bizimkilere eziyet olmaya başlamıştı. Özellikle de dedem için. Anne ya, anne ya, sen niye her şeye evet diyorsun ya? Bizim ne işimiz var paşa dedenin kabristanında, mabristanında? Ne yapayım oğlum? Kadının kristal vazosunu kırdık. Bir de kalbini mi kırsaydık? Anne, onların sülalesi geniştir. Şimdi bütün kabristanı arşınlatırlar bize. Vallahi geçen bayramda aynen öyle olmuştu. Hadi ya, ne yapsam? Hastayım falan mı desem acaba? Geldiler. Artık hiçbir şey yapamayız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açmayın. Açmayın. Aç. Teessüf ederim baba, fikrimi çaldın. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hazırsanız çıkabiliriz efendim. Hazırız efendim, hazırız. Ay, paşa dedemin ziyaretine gelmeniz beni o kadar mutlu ediyor ki. Ne demek efendim, o bizim de paşa dedemiz sayılır. Hayırdır Kudret Bey? Ay, biraz üşütmüşüm Zühtü Bey. Kusura bakmayın. Beni affedin. Bu bayram paşa dedenin kabrini ziyarete gelemeyeceğim. Aa, vah vah, pek geçmiş olsun. Ula daha demin trup gibiydin. Ne oldu Sabir Lamir? Hiç de trup gibi değildim. Virüs kaptım herhalde. Biz kimseyi kabristan ziyaretine zorlamadık Kudret Bey. Gelmiyorum deseydiniz anlayış gösterirdik. Gerçekten çok hastayım Zühtü Bey. Üşütmüşüm çok fena. Çıkalım Zühtü Beyciğim. Çıkalım efendim. Efendim biz geliyoruz, bizde bir problem yok. Ne de olsa babamın hatalarını kapatmamız lazım. Ya sen ne biçim adamsın be? Utanmıyorsun değil mi bu yaşta yalan söyleme? Bizim evde bayramın ilk günü hep aynı sorun yaşanır. Dedem hepimizi erkenden ayağa diker. Ama babamı bir türlü dikemez. Bu çocuk beni öldürecek ya. Çıldırtacak bu beni. Bayram namazı deyince yapışıyor yatağa. Tamam canım, daha vakit var. İner şimdi. Bu soğukta yine caminin avlusuna kalacağız. Yenge hanım. Ha bu benim üniformam namazda kırışı şimdi. Gelince bir uti basarım bunda değil mi? Basarım tabii. Ya kuru temizlemeci mi burası? Yıkayalım, ütüleyelim. Senin üniformandan başka yapacak işleri yok mu insanların? Sana ne oluyor şimdi? Sen ne karışıyorsun? Biz aramızda anlaşıyorduk. Üniformayla gitmek zorunda mısın camiye? Cemaate hava mı atacaksın? Ben cemaate saygılı bir kaptanım. Hadi dede, çıkın da uyuyalım. Ay şu bayram namazları niye öğlen kılınmaz ki? Tabii, siz akşama kadar yatın diye akşama alınsın. İlahi yenge hanım, çok alemsiniz yani. Kadir! Geldim baba, geldim. Su anca ısındı da. Tabii, soğuk suyla abdest alamaz ki beyefendi. Ağzı burnu işir. Hadi evladım hadi, bir an evvel gidin. Avluya kalırsanız baban bütün bayram boyunca söylenir durur. Vallahi öyle bağırış çağırış, şikayet hikayet istemiyorum, anladınız mı? Böyle sakin, düzgün bir bayram olsun, tamam mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Dur, ne ediyorsun? Benim ayakkabıları giyiyorsun ula. Pardon kaptan, karıştırmış. Camiye de böyle senin gibi ayakta uyuyanlar var ise... ayakkabılar karıştı gitti demektir. Ha? Tamam, tamam. Oraya kadar gitsin. Bana bakın, hadi kalkın hazırlanın. Bana her bayram aynı şeyi söylettirmeyin. Of, of, şimdi Paris'te olmak vardı. Gel canım, hadi koş odana hazırlan. Hadi, çabuk, çabuk. Ah, nerede o eski bayramlar? Sabah erkenden kalkardık. Babaannem de şu eski bayramları niye özlüyor hiç anlamıyorum. Bence yeni bayramlar da gayet güzel. Yine herkes bayramlaşıyor. Yine el öpme var. Eskiden de sıraya girilirmiş. Şimdi de giriliyor. El öpenlerin çok olsun kızım. Al bakalım. Teşekkür ederim Nurettin amca. Güle güle Arda kızım. İyi bayramlar. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
İyi bayramlar dede. Al bakalım güzel torunum. Cebin açlık görsün. Çok teşekkür ederim dede. Kudretciğim, adamcağız işini kaybetti. Bilmiyor musun sanki? Gemiyle yalıya çıkarsa olacağı budur. Çok bayramlar gör evladım, al bakalım. Yok, gerek yoktu Nurettin abi. Al, al, hadi bakalım. Gerek yoktu kaptan. Olsun olsun, hadi küçük, sen küçüklüğünüzü biliyorsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol. İyi bayramlar. Öpeyim baba, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol. Yok baba, para almadan geçmem, kusura bakma. Hadi, hadi. Koskocaman adamsın ya. Yok baba, sen 11 yaşından beri bana koskoca adamsın diyorsun. O yıllardan beri alacağım var senden ya. Demek hep kandırdın ha bu çocukcağızı. Hadi al bakalım. Şimdi gidip kurbanı keselim artık. Tamam baba, diğer ortaklar da gelsin, hep beraber gider keseriz. Bir dakika ya, bir dakika. Daha el öpmek bitmedi. Niye? Herkes birbirinin elini öptü ya işte. Evet ama daha sen benim elimi öpmedin. Ne? Evet baba, kaptan senden daha büyük. Olabilir. İkimiz de büyüğüz. Evet baba, ikiniz de büyüksünüz ama kaptan senden daha da büyük. Lütfen gelenek ve göreneklerimizi unutma baba. Hadi bakalım, harçlığımı ver. Ne harçlığı? Ne demek ne harçlığı? Bayram harçlığı. Ama ben Ceren değilim, beni 5 lirayla kandıramazsın. Hadi. Al bakalım. Bayramı kutlu olsun kaptan amca. Kaptan, ayakkabıları yeni mi? Hiç sorma. Camide birisi benim ayakkabılarımı giydi gitti, bağda bunlar kaldı. Bence çok iyi olur. Yolda kaçan bir dana görürsen peşinden iyi koşarsın. Aman ne komik, ne komik. Kabul et ki komikti. Al bakalım Ceren, bu da kaptan amcandan gene bir bayram açlığı. Teşekkürler dede. Vallahi babaannem bilmem ama ben yeni bayramlardan çok memnunum. Evet, evet, evet. Bayram sabahı herkes neşeli oluyor. Hem eskiden mendil verilirmiş. Şimdi ne güzel, harçlık veriliyor. Yeni bayramların çok daha iyi yanları var. Kurbanlar artık eskisi gibi yollarda kesilmiyor. Ya ne lüzumun vardı şimdi kesimhaneye? Arka tarafta koskocaman bahçe var. Orada kesiverelim. Olmaz baba, yasak. Hem bizim bahçe yoldan görünüyor. Ne olmuş görünüyorsa görünsün. Sokaklarda kurban kesmek yasak dede. Kızım sokak değil orası. Bahçe, bahçe. Kudret, ne gerek var bahçede kurban kesmeye? Yeri varmış işte. Adam eski kafalı olunca abun gibi oluyor işte. Ben eski kafalı falan değilim. 50 yıldır kurban keserim. Böyle anlıyorum kurban kestiğimi. İyi de baba, belediye öyle anlamıyor. Şak diye kesiyor cezayı. Evet, sokakları kan gölü yapmayın. Ya, ne öyle? Her yer savaştan çıkmış gibi oluyor. Hem burada nasıl keseceksiniz Kudret amca ya? Koskocaman dana bu. Yine kaçarsa geçen seneki gibi bütün bayram sokaklarda geçiririz. Aman tamam tamam. Nerede kaldı bu kurban ortakları? Ersan Bey'i bekliyoruz baba. Yani çok teessüf ederim size, çok teessüf ederim. İnsan bana da bir ortak olur musun diye yine sorar da. Vallahi ben bile son anda girdim Nurettin Bey. Ben hiç giremedim Nurettin Bey. Geldiler galiba. Pardon baba. Hadi aç. Hoş geldiniz efendim, iyi günler. Nerede kaldınız Ersan Bey? Bayram trafiği Kadir Bey. Biraz erken çıksaydınız Ersan Bey. Çıktım zaten Kadir Bey. Hadi bakalım ya, oturmayın, geç kaldık. Hadi Bahriye, bu saate kurbanlık alır ya. Allah Allah. Bakıyorum iyileşmişsiniz Kudret Bey. Bugün biraz daha iyiyeceğim. Ama ciğerlerim... Peki, buyurun gidelim. Akfe arabada bekliyor. %100 atsınız efendim. Buyurun, buyurun. Geç. Geç, geç, geç.
Ahmettin amcanın meşhur kutusu da açılmamıştı. Dedem çok uğraştı ama kaptan amca bir türlü müsaade etmedi. O kutuda ne olduğunu hepimiz merak etmeye başlamıştık. Kurbanlık dana bu sefer kaçmadı. Ama kaçsaydı daha iyiydi. Çünkü çok büyük bir paylaşma sorunu çıkmıştı. Ben niye en etsiz kısımları alıyorum Kadir Bey? Çünkü siz en son giren ortaksınız Ersan Bey. Bir atasözümüz der ki sona kalan dona kal. Ben son kalmadım halde bana hep kemik düştü. Bana da en kötü yerlere düştü Kadir abi. Nedense Bahriye teyze ile Kudret amcaya kurbanın en iyi yerlere gitti. Tamamen tesadüf. Alın bunları, bana doğru düz kontrfile kısmından verin. Şu yaptığınıza bakın Ersan Bey, çok ayıp. Kurbanlık hayvanın orasına burasına laf etmeyin. Bu hayvanın her tarafı bir. Tamam o zaman, değişelim paylarımızı. Olmaz, bizimki kavrulmaya başlandı bile. Zühtü Bey'e neresini ayırdın? En etli yerlerin değil mi? Evet, çünkü Zühtü Bey ilk ortaklardan. Biz ortak olmasaydık kurbanı alamayacaktın Kadir abi. Bu mu adalet? Ben eve bir tepsi dolusu yağ ve kemikle dönemem Kadir Bey. Adil bir paylaşım istiyorum. Ersan Bey haklı Kadir abi. Her şey gayet adil. Daha fazla adalet istiyorsanız buyurun Adliye Sarayı'na gidin. Hiç komik değilsiniz Kadir Bey. Ben de komiklik olsun diye söylemedim Ersan Bey. Ben o kırmızı etleri, kontrfileleri, biftekleri almadan şuradan şuraya gitmem. Ben de. Ben de. Niye kavgasını ediyorsunuz ha buraya? Et beğenmiyorlar kaptan. Halbuki en güzel yerleri bunlara verdim. Tabii tabii. Ulan bu yaptığınız çok ayıptı ha. Fakir fukaraya dağıtacağınız eti oturup kendiniz mi yiyeceksiniz? Uy. Ulan siz ha bu etleri yoksa buzluğa koyup da sonradan parça parça çıkar yemeği mi düşünüyorsunuz he? Yok canım. O zaman ne fark eder orası olmuş burası olmuş? He? Siz ha buraya bir lokma yiyeceksiniz ondan. Ondan kalanını da fakir fukaraya dağıtacaksınız da. Yoksa siz kurban kesmenin manasını unuttunuz mu he? Haklısınız kaptan amca. Kurban kesi de bütün etlerini oturup yemek çok günahdı. Bu bayram niçin vardı? Et yemeyen insanlar senede bir defa olsun bir et yesinler diye. Öyle değil mi? İnsanlar birbirleriyle yardımlaşsınlar diye yine. Anlaşıldı mı? Rafi hadi gel biz bunları dağıtalım kardeşim. Ben de şunları dağıtayım. Ha böyle. Ben de kapıyı açayım. Aç bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi güle güle. Dikkatli ol. Babaannemin en dayanamadığı şey kavrulmuş kurban etidir. Geçen bayram yaşanan ziyaret krizi bu bayram yaşanmadı. Dedem küçük olduğunu kabul ederek Zühtü Beyleri ziyarete gitmeye karar verdi. Kaptan sen de bizimle gel. Ne de olsa Zühtü Beylerin yalısında misafir kalıyorsun. Kim? Ben mi? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kere Zühtü Bey'den daha büyüğüm. Hepsi mi böyle bunların? Tamam baba tamam. Kaptan gelmese de olur. Hem misafirliğe misafir götürmek olmaz ki şimdi. Evet Nurettin Bey siz evde oturun. Gelen olursa buyur edersiniz. Ederim tabii. Zühtü Bey'e söyleyin ziyaretime gelsin. Bekliyorum ha buraya. Hiç söyleyemeyiz efendim. Zaten adam bu konularda takıntılı. Tabii tabii. Babam bu konuda hiç takıntılı değildir. Ne aldın Zühtü Beylere? Bir şey almadım baba. Eli boş mu gideceğiz? Aa, geçen bayramda mangal Nurilerin getirdiği çikolata vardı ya Hulya. Onu götürürüz. Kadir, o bayatlamıştır. Niye hala dolapta o zaman? Çünkü mangal Nuri ile karısı gelirlerse onlara ikram edeceğim. Geçen bayram beni sinir ettiler. Şu eve gelip mangal yapan değil mi o? Evet. Yine gelirlerse kesinlikle müsaade etmiyoruz Kadir. Hatta bu bayram önce biz gidelim ki onlar bize gelmesinler, tamam mı? Tamam Hulya, tamam. Zaten bütün arkadaşlarımdan rahatsız olursun. Hadi git bir kutu bir şal gel de öyle gidelim. Gerek yok baba, Zühtü Beyler yabancı sayılmaz. Yabancılara mı çikolata alınır? Asıl tanıdıkları alınır. Ceren, hadi kızım gidiyoruz. Buradayım zaten anne. Kudretciğim, bir iki saat sonra gitsek olur mu? Olmaz Bahriye. Ben sana az ye dedim ben. Az ye dedim ben, az.